Bu ne ya? Günaydın. Onları makineye koy. Çay yok mu? Yapmadım. Hadi canım, hala grevde. Dünyanın en uzun grevi ne kadar sürdü acaba? Yumurta da mı yok? Yok. Anne. Kıymalı börek mi yaptın? En sevdiğim. Havuçlu kek de yapmışsın. En sevdiğim şeyleri yaptığına göre barıştık demektir. Elle mi onu? Sana yapmadım. Niye? Kime yaptın? Misafir mi gelecek? Ablanlara yaptım. Ben ne yiyeceğim o zaman? Ne yemek istiyorsan kendin pişirirsin. İyi, bari para ver de dışarıdan yemek söyleyeyim. Yok param. Neredesin anne ya? Ablanlardayım, geç gelirim. Ne kadar geç? Ne kadar geç bilmiyorum. Ne oldu, niye soruyorsun bunu bana? Siyah tişörtlerimi bulamıyorum, o yüzden soruyorum. Yıkadım ben onları, orada duruyor. Alıp ütüleyiver işte. Beni mi bekliyorsun bunu yapmak için? Hadi görüşürüz. Kıvırcık abla, niye kapıyorsun ya? Ne istiyorsunuz ya? Çıkar mısın? Babam yok evde. Onu biliyoruz. Hikmet abim yolladı. Derzinin alınacak bir şeyleri varmış burada, onu istiyorlar. İyi vallahi ya. Babam artık eve mafya mı yolluyor? Hakikaten ya. Bak sen şu dünyanın işine. Yalandan pansuman yapan kızlar, evine mafya gönderen babalar. Dünyanın çivisi çıkmış. Değil mi ya? Çekil şimdi hanımdan. Yüklenin. Tamam babam, madem o kadar istemiş alabilirsiniz. Biz seninle hiç tanışamadık. Madem böyle sık sık geleceksin, tanışalım artık değil mi? Şirin ben. Spor falan mı yapıyorsun sen? İnşallah böyle
Yani güçlü görünüyorsun. Anne. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merak ettim seni. Ablanlardaydım dedim ya. Bu kadar saat. Evet, bu kadar saat. Fark ettin mi? Babamın makinesi yok. Evet, fark ettim. Ya neler oldu neler? Hikmet'in adamları geldi eve. Zorla babamın makinesini alıp gittiler. Böyle beni ittire ittire girdiler içeri. Anne, bir şey anlatıyorum sana. Duyuyorum. Ya ayı gibi adamlar içeri daldı diyorum. İyi olmuş. Makine çok ağırdı, ancak taşımışlardır. Domates çorbası yaptım, içer misin? İnanmayacaksın ama çok güzel oldu, bence iç. Aç değilim. Ablanlar da yedim. Öyle mi? Ne yediniz? Yaprak sarma yaptım. Ablam mercimek çorbası yapmış. Doruk çok sevdiği için zeytinyağlı fasulye pişirdim. Vah, afiyet olsun. Sıcacık bir aile oldunuz sonunda. Daha olmadık ama olacağız inşallah. Bana pek yer yok orada galiba. Belki sen de oraya taşınırsın anne, ha? Ne dersin? Belki de. Neden olmasın? Alo Enver. Hatice. Eve vardın mı? Onu soracaktım sana. Vardım vardım, merak etme. Her şey yolunda değil mi? Bir sorun yok. Yolunda yolunda, sorun yok. Makineyi almışlar da ben... Evde aldı mı diye merak ettim. Ha, almışlar evet. Yok, evde almamış. Tertemize. Peki, konuşuruz sonra yine. İyi geceler. İyi geceler. Kalk, 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 kalk. Ne oluyor ya? Bilezikleri nerede? Ne? Bileziklerim nerede diye soruyorum sana. Bileğinde ya anne. Onlar değil. Odamda şifo yerin çekmecesindeydiler. Ya ben ne bileyim bileziklerin nerede? Tam 4 taneydi. Sen aldın değil mi onları? Ne diyorsun anne ya? Ben niye alayım senin bileziklerini? Belki Bahar almıştır, git ona sor. Ah tabii. Onun üstüne atmak için yaptın. Bahar'ın parası yok, o çalmıştır diye düşüneyim. Ben almadım senin bileziklerini, tamam mı? Senin bileziklerin nerede onu bile bilmiyorum. Yalancı. Onları bana getirene kadar bu odadan çıkmayacağım. Ben almadım. Anne, ben almadım senin bileziklerini. Ben nerede olduklarını bile bilmiyorum bunların. Anne bakma öyle, almadım senin bileziklerini. Ben ne yapayım senin bileziklerini ya? Anne ben yapmadım. Anne lütfen. Lütfen bak. Lütfen bu sefer bana inan. Ben senin bileziklerini almadım. Git kapıyı aç. Ne bu halin sen? Yok bir şey. Hoş geldin Cale'cim. Merhaba. Ne iyi ettin de geldin. Merhaba yengeciğim, nasılsın? Sağ olasın. Geç otur şöyle. Hiç
Çay yapıyor musun? İster misin? Yok yenge. Acelem var. Hastaneye gitmem lazım. Şirin. Lütfen oturur musun? Dinlemeni istediğim şeyler var. Yengecim, haberler iyi değil. Seni ilik tutmadı. Üzülme, ne olur. Sana zaten tutmama ihtimali yüksek olduğunu söylemiştim. Onun için başka bir randevu aldım ben. Şirin, kan vermen lazım. Ama vermeyeceğim. Ne demek vermeyeceğim? Mal gibi de vereceksin. Öyle mi? Nasıl olacak o iş? Vermeyeceğim işte. Şirin sakin olur musun? Sakin falan olmak istemiyorum ya. Bana sakin ol deme. Her şey için beni suçluyorsunuz. Ama Bahar'ın hayatını kurtarmak için bana muhtaçsınız değil mi? Ah Şahaleciğim, bu kız bana ne yaptı biliyor musun? Bir adam tutmuş. Adam bana psikiyatristim dedi. Sezai falan değil. Her an kendini öldürebilir dedi. Yıllarca intihar tehditleri, numaralarıyla perişan oldum. Bak şimdi nasıl konuşuyor böyle. Şirin, ben haftaya randevu aldım. İlacın etkisi o zamana geçiyor. Lütfen gel. Geleceksin biliyorum. Yengeciğim, benim gitmem lazım. Şirin, lütfen gel. Gelmezsen bir katilden farkın kalmayacak. Şirin, kızım. Sana yalvarıyorum. Bak yalvarıyorum. Birazcık olsun hasrın varsa, birazcık olsun beni seviyorsan gidip o kan testini yaptırırsın. Vermezsen bu evden defolup gidersin. Öyle mi? Sen de kurtulursun o zaman benden. Çık dışarı. Şimdi ben çıkmayacağım, benden özür dileyeceksin. Beni hırsızlıkla suçladığın için benden özür dileyeceksin anne. Senden özür falan dilemeyeceğim. Hem bilezikler falan benim umurumda değil. Bahar'ın canı söz konusuyken biz neler konuşuyoruz böyle? Ya ben almadım diyorum. Kızım hep buraya koyuyorum. Nereye gitmiş olabilirler? Ha nereye gitmiş olabilirler? Buradaymış. Thank you.
Şerin. Kan örneği vermeye gideceksin değil mi? Bugün öğlen mi senin dersin? Bugün yok dersim. Ha, öyle mi? Belki de yalan söylüyorumdur. Bilemezsin. Ben çıkıyorum şimdi. Bugün kan vermeye gideceksin değil mi? İşten çıktıktan sonra oraya gelirim. Beklerim seni. Sonrasında da yemek yemeye gideriz ha. Ne dersin? Bakarız. Günaydın. Günaydın kızım. Kahvaltı hazır. Hadi kalk artık. Ha, tekrar çalışmaya başlamışsın ha. Aferin sana. Geç saate kadar çalıştım. Dedim ya doktor iyi geliyor diye bu ara. Artık kafamı toparlayabiliyorum. Eski günlerimize döndük demek. Odamı toparladığına göre. Tabii ilik için kan verince bana karşı yumuşadın. Ben vereceğini biliyordum zaten. Nereden biliyordun? Çünkü vicdan sahibi bir insansın. Böyle bir şey yapmazdın. Sen öyle san. Vallahi gitmeye niyetim yoktu. Kız babamı alıp gitti. Yuvamızı dağıttı resmen. Ve senin hatun olmasaydı gitmezdim. Neyse boş ver şimdi. Kan verdin ya bitti gitti işte. Daha dur bakalım. Daha bitmedi. Daha çok yolumuz var. Ne demek bitmedi? Ne demek istiyorsun sen? Ha? Bitmedi demekle ne demek istiyorsun? Ne dedim ki? Ay anne menemen yapsana. Vallahi senin menemenini özledim. Yaparsın değil mi? Yukarıdaki burun yerine de daha kalını takalım dedi tesisatçı. Taksın o zaman. 10 kere baktı. Yeni mi anlamış? Merhaba. Merhaba. Başınız sağ olsun. Anneni kaybetmişsin. Çok üzüldüm. Sağ ol. Ben de öyle. Babamı ziyarete geldim. İyi günler. Bu geçenlerde burada ev bakan kız değil mi? Evet o. Babamı görmeye geldim dedi. Bahar'ın kardeşi o. Manyağın teki. Tam yerine gelmiş o zaman. Geldim, geldim. Baba. Ne işin var senin burada? Seninle konuşmaya geldim. İçeri girebilir miyim? Hayır, giremezsin. Testi yaptırdım. Biliyorum, annen söyledi. Sevinmedin mi? Bunun için aferin mi bekliyorsun? Zaten yapman gereken bir şey yaptığın için. Ama baba... Herkes için normal olan şey sen yapınca iyilik mi oluyor? Ablan için test yaptırdın diye melek mi oldun sen şimdi? Unutacak mıyız yaptıklarını? Hayır, ben sadece... özür dilemek için geldim. Kimden? Senden.
Baba! 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 Oh, ben de apartman niye yıkılıyor diyorum. Meğer gelmiş bizim baş belası. Kes sesini. Bana bak. Sen bana bak. Ne o kız? Dövecek mi beni? Şimdi seninle uğraşamam. Ama borcum olsun. Olsun anam, olsun. Sormayacak mısınız? Yani bir şey içer misin, içmez misin diye sormayacak mısınız? Arif Bey. Ne içiyorsun? Bir çayınızı içerim. Çok teşekkür ederim. Aa, şey var mı bir de? Tost. Yok. Yok mu? Ama ben içeride tost makinesi gördüm sanki. Bozuk. Peki ne yiyebilirim? Hiçbir şey. Ama siz de hiç misafirperver değilsiniz. Bahar artık benimle ilgili ne anlattıysa. Bahar hiçbir şey anlatmadı. Kendi gördüklerim yetti bana. Tamam, buraya gelip kimliğimi sakladığım için böyle söylüyorsunuz. Ama ablasını merak eden bir kardeşin saçmalamasıydı o. Ben bir de kahve mi alsam? Vallahi sizin kahvenizde bir keramet var herhalde. Hayır, kahve içen bu mahalleden ayrılamıyor. Çayını iç git. Üstüne kahve çarpıntı yapar. Aşk olsun. Gerçi benim düşünmeniz hoşuma gitti. Akraba sayılırız sonuçta. O nereden çıktı ya? Yakında babama baba diyecekmişsiniz gibi bir his var içimde. Ne var yine? Borcumu ödeyeceğim. Borcum ne? Gerek yok. Sen git yeter. Aa, öyle olmaz enişte. Borcum neyse ödeyeceğim ben. Ve subhanallah. İyi, 1 lira bırak yeter. Bahar'la nasıl gidiyor? Babam da buraya geldi. Tam bir aile oldunuz. Ya kızım, yürüyüp gitsene şuradan. Ay, yazık. Sana hala yüz vermiyor mu Bahar? Senden iyisi mi bulacak ya? Bak, mesleğin de var. Vallahi şaka yapmıyorum. Yakışıklı adamsın. Allah için karizman da var. Hem bizimkine fazlasın. Kızım bas git. Canımı sıkıyorsun. Tamam, gidiyorum, sıkma canını. Bizimkilere selam söylersin. Bunu da bırakıyorum böyle.
Bizde borç borçtur. Ha, bize de bekliyorum oturmaya. Hatice anneni de ihmal etme. İki tarafı da dengelemek lazım. Bu da benden sana tavsiye olsun. Hadi tutmayayım ben seni, işin vardır senin. Kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.